Defne ağacı, ülkemizde yaygın olarak yetişen önemli ticari değere sahip bir bitkidir. Yaygın olarak Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde 600 ila 800 metre rakıma sahip, ılıman iklimin hüküm sürdüğü sahalarda yayılış gösterir. Bol miktarda kök ve kütük sürgünü verme özelliğine sahiptir. Defne, 3 ila 10 metre boyunda kışın yapraklarını dökmeyen sarı çiçekli, iki evcikli bir ağaç veya ağaççıktır. Meyve tek tohumlu bakka şeklinde, 1 ila 2 santim uzunlukta, yumurta biçiminde, önceleri koyu yeşil, olgunlukta mavimsi siyah renkte olup sonbaharda olgunlaşır. Defne meyvelerinin suyla kaynatılması sonucunda yeşil veya sarımtırak yeşil renkte ve defne yaprağı kokusunda bir sabit yağ elde edilir. Defne meyveleri %11 ila 25 oranında defne yağı, diğer adıyla gar yağı veya tehnel yağı adlı sabit yağ ihtiva ederler. Latince adı Laurus nobilis olan ağacın kurutulmuş yaprakları baharat ve çeşni olarak kullanıldığı gibi uçucu yağ elde etmek amacıyla da yararlanılır. Parlak, koyu yeşil renkli esnek yapraklar kırıldığında veya ezildiğinde içerdiği uçucu yağdan ötürü kuvvetli aromatik kokuya sahiptir. Defne meyvelerinden elde edilen gar yağı veya tehnel yağı denen kokulu sabit yağ kozmetikte kullanılır. Defnenin zeytin benzeri meyvelerinin yağı çıkarılır. Bu sabit yağ sabun veya şampuan gibi ürünlerin hazırlanmasında kullanılır. Kurutulmuş yaprakları baharat veya çeşni olarak da kullanıldığı gibi mikrop öldürücü ve aroma verici özelliklerinden ötürü kuru yiyeceklere, sucuk, turşu, balık ve diğer konservelere katılır. Yapraklardan su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağ, romatizmal ağrılarda ve kaş gevşetici olarak cilt üzerine sürülerek veya saç dökülmesi, saç kepeği veya çeşitli cilt hastalıklarında haricen tatbik edilir. Hatay ve Suriye'de hayvan derilerine uygulanarak parazitleri öldürmek ve böcekleri uzaklaştırmak amacıyla kullanılır. Defne yaprakları Ege ve Marmara bölgesinde Temmuz-Ekim arasında, Hatay ve Kahramanmaraş'ta Ağustos ayında, Adana ve Osmaniye'de Haziran ayında ve İçer'de ise Temmuz ayı ortalarında toplanmaya başlamaktadır. Bu yaprak toplama işlemi meyve toplama zamanına kadar sürmektedir. Defne meyveleri Eylül-Kasım aylarında olgunlaşanların toplanması ile elde edilir. Yapraklar bitkiye zarar vermeden toplanmalıdır. Dallar budama yapar gibi kesilmeli, yapraklar bütününe zarar vermeden toplandıktan sonra gölgede kurutulmalıdır. İdeal olan yaprakların ağaçtan elle toplanmasıdır. Ağacın üzerinden yapraklar makas ile tek tek alınabilmektedir. Ve bu işlem Erdemli yörelerinde yapılmaktadır. Ancak kaliteli ürün elde edilmesini sağlayan ve fireyi en aza indiren bu yöntem işçilik maliyetini yükselttiği için yaygın değildir. Defne yaprağı üretimi 3 senelik idare müddetine göre sahanın 3 kesim parseline ayrılması suretiyle yapılmakta, 2 ila 3 yaşındaki yapraklı sürgünlerin kesilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Yaprak toplanırken ağaç ya toprak seviyesinin hemen üzerinden kesilmekte veya ağacın uç sürgünlerin olduğu dallar tahra denilen alet ile kesilip üzerindeki yapraklar alınmaktadır. Her ocakta 3 ila 5 adet boylu sürgün kesilmeden bırakılmakta, kalan ağaççıkların tepeleri 3'te 1 oranında budanarak kalan alt kısımlardaki dallar tetar kesimine tabi tutulmaktadır. Aşırı tahribat nedeniyle kök ve kütük sürgünü verme kabiliyeti zamanla kaybolmakta ve çalılaşma eğilimi göstermektedir. Yaprakları acı olmasına rağmen hayvanlar tarafından yenmektedir. Kesim usul ve zamanına riayet edilmediğinden tahribatın hızla arttığı tespit edilmiştir. Özellikle yaz ortasında
ana gövdeyi çıplak bırakacak şekilde aşırı kesim yapılması sonucunda gövdede güneş yanıkları meydana gelmekte ve oluşan sürgünler kışa odunlaşmadan girdikleri için donlardan zarar görebilmektedirler. Defnedik alanların rehabilitasyonu çalışmalarında ocak bazında optimum verim alınmalı denilmesi için her ocakta 3 ila 12 sürgün bırakılmasının uygun olacağı söylenebilir. Toplanan dallar demetlenir ve kurutma yerine getirilir. Kurutma sırasında bitki materyali güneşe maruz bırakılmaz. Kesilen veya dallardan sıyrılan yapraklar yabancı maddelerden ayrıldıktan sonra rutubetsiz ve gölge yerlerde en fazla 10-15 santim kalınlığında 10-15 gün süreyle kurutulur. Kurutulan yapraklar selektörlerden geçirilerek 2-10-50 kilogramlık paketler yapılarak sınıflandırılır. İleri bir ayıklama için yapraklar gözle incelenip lekeli, kırık ve bozuk yapraklar ayrılır. Sağlam olanlar boyutlarına göre tasnif edilerek satış için ambalajlanır. Kırık, bozuk ve standart dışı yapraklar ile ikinci sınıf mal olarak değerlendirilen yapraklar ya doğrudan ya da patoz ile parçalanarak kırık yani toz defne haline getirilmektedir. Bu yapraklar genellikle distile edilerek uçucuya çıkarılır. 2 kilogram taze yapraktan 1 kilogram kuru yaprak, 100 kilogram kuru yapraktan ortalama 2,5 kilo yaprak esansı, 10 kilogram meyveden 1 kilogram sabit yağ elde edilir. Ticari yaprakların en boy oranı ve esneklikleri önemlidir. Genellikle 4 ila 8 santim boya sahip kalın, sert, esnek, dar ve kısa yapraklar tercih edilir. Türk standartına göre defne yaprakları ekstra, birinci, sıramalı, kalbur altı olarak 4 sınıfa ayrılmaktadır. Ekstra sınıfta yaprak boyu en az 25 mm, en çok 100 mm, yaprak eni en az 20 mm, en çok 45 mm'dir. Defne paketlerinin içinde bulunacak yabancı maddelerin miktarları yönetmeliklerle belirlense de paketlerin içinde hayvan pisliği, böcek, kurt, küf, taş parçaları, çamur, tel ve ip parçaları, zehirsiz bile olsa yabancı tohum, meyve ve bitki parçaları bulunmamalıdır. İlaç ve gıda sektöründe veya baharat olarak kullanılacak defne yapraklarının %99 ila 99,5 saflıkta olması arzulanmaktadır. Kurutma işleminden sonra serin, ışıksız ve rutubetsiz bir ortamda saklanmalıdır. Yapraklar boylarına göre ayrıldıktan sonra paketlenir. Yapraklar toplandıktan sonra bölge kurutmaya müsait ise kurutularak, kurutmaya müsait değil ise yaş olarak pazarlanmaktadır. Birinci sınıf mal olarak değerlendirilen yapraklar özel kağıttan mamul kutulara koyularak ihraç edilmekte veya iç piyasada değerlendirilmektedir. İkinci sınıf mal ise konserve ve turşu içine ve incir, üzüm, kayısı gibi kuru meyve paketlerine koyulmak üzere veya patoz ile çekilip toz haline getirilerek bu işler ile uğraşan kişilere 20 ila 50 kilogramlık çuval veya 0,1 ila 10 kilogramlık kutular içinde pazarlanmaktadır. Ayrıca bunların her ikisi de aktar, çerçi ve baharatçılarda çuval veya paketler içerisinde pazarlanabilmektedir. En sonunda ürün çeşitli amaçlar için ufak paketçikler içerisinde yer almaktadır. Toplanan defne meyvesinden elde edilen yağdan bu yağı çıkaranlar ihtiyaçları kadarını alıp kalanını ise bidon veya teneke gibi belirli kaplarda yağ toptancılarına satmaktadır. Yağ bu bidonlarda en fazla 4 ila 5 ay tazeliğini korumaktadır. Yağdan elde edilen sabun ya çok ilkel şekilde veya alımlı ambalajlar içerisinde yurt içi veya dışına pazarlanmaktadır. Türkiye'de defnedikler devlete ait ormanlar içinde yer aldığı gibi özel mülkiyet arazilerinde de bulunmaktadır. Özel mülkiyette defne, meyve ve yapraklarının toplanması herhangi bir hukuki problem yaratmamaktadır. Ancak orman alanlarında bulunan defneliklerin yaprak ve meyvelerinin toplanmasında önceden Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan izin almak ve standart yıllık tarife bedeline göre hesaplanan bedelleri
ödemek gerekmektedir. Defne yaprağı ile ilgili bir Türk Standartlar Enstitüsü standartı bulunmaktadır. Ülkemizde defne bir peyzaj bitkisi olarak bahçe ağaçlandırılmasında yer almakta, birlikte tarımı henüz yapılmamaktadır. Tarım denemelerine dair epeyce çalışma yapılmış ve üretim şartları belirlenmiştir. Mersin ve Hatay illerinde, bilhassa kırsal kesimde, köy arazilerinde yetişen defne ağaçları köylülerce sahiplenilmiş olup bakımları yapılmakta ve bu ağaçlardan özellikle meyve hasatı için yararlanılmaktadır.